Efendim hemen Ramallah'a gidiyoruz. Ebru Balıkçı, Yetkin Torlak, oradan bir son dakika gelişmesi var. Zannediyorum bir kişi vuruldu. Ebru, sözü hemen sana bırakıyorum. Ebru, duyuyor musun? Pınar biz şu anda Ramallah İsrail sınırındayız ve bu bölgede az önce protestocular vardı. Protestocular şu anda Yetkin Torlak'ın gösterdiği noktada taşları göstersin sizlere. Ellerindeki taşları hemen karşı tarafa, İsrail tarafına atıyorlardı ve o taraftan da karşılık geldi. Kurşun sıkıldı ve bir kişi vuruldu. Vurulan kişi hemen ambulansa alındı ve şu anda hastaneye kaldırılıyor. Burası sabah saatleri itibariyle çok hareketli. Ellerinde Filistin bayrağı olan protestocular ellerindeki taşları karşı tarafa atıyorlardı. Hemen şu an Yetkin Torlak'ın gösterdiği kısım size İsrail tarafı. Bu tarafsa Filistin tarafı, Ramallah sınırı ve şu anda burada protestolar vardı. Yine protestocular şu anda çıkıyor bu arada. Ellerinde Filistin bayrakları da var. Üzerlerinde de yine Filistin bayrakları. İsrail'in saldırılarına tepki için burada ellerinde işte taşlar görüyorsunuz. Buraya doğru, karşı tarafa doğru atılan taşlar var. Ancak İsrail polisi hiç beklemeden direkt saldırıya geçiyor ve bu tarafa doğru gerçek mermilerle burayı hedef alıyor. Az önce de yine bir kişi burada vuruldu. Hemen götürüldü, ambulansa alınarak. Şu an o bölgede protestocular biraz daha geriye çıktı. Az önce bu gösterdiğimiz noktada 20-30 tane protestocu vardı, Filistinliler, ve ellerindeki iplerle karşı tarafa doğru, yani İsrail tarafına doğru taş atıyorlardı. Dünkü Gazze'de hastane saldırısının ardından Hamas lideri Haniye bir çağrıda bulunmuştu. Sokağa çıkın ve İsrail'e tepki gösterin şeklinde. O çağrıya uyan Müslümanlar, Araplar bu bölgede şu anda eylemlerde bulunuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, protestolar yapıyorlar. Ancak şu anda burası biraz daha protestocular tarafından geriye çıktıkları için biraz daha sakin diyebiliriz. Çünkü az önce bir kişi gözümüzün önünde vuruldu ve hemen ambulansa alınarak götürüldü hastaneye. Şu an ellerinde yine taşlar olan kişileri, protestocuları görüyorsunuz. Yine bir hazırlık var. Bu bölgede elinde Filistin bayrağı sallayan bir çocuk var bu arada. İsrail polisine karşı, İsrail askerine karşı orada adeta meydan okuyor. Elinde Filistin bayrağı var şu an çocuğun ve şu an yine sıkılacak. Kenara doğru çekelim. İsrail askeri bir kez daha yine burayı hedef alıyor. Yetkin Torlak, görüntü için riske atma kendini. Yetkin Torlak, gel bu tarafa. Şu an yine bir kez daha İsrail askeri bu tarafı hedef alıyor. Biz şu an ambulansın arkasındayız, içiniz rahat olsun. Şu an Yetkin Torlak'la birlikte ambulansın arkasına geçtik. Şu an korunaklı bir noktadayız. Ancak burada tansiyon hiç düşmüyor, bunu söyleyebiliriz. Arkada bekleyen binlerce insan var. Çok öfkeliler ve Haniye'nin çağrısı onları sokağa döktü. Şu anda çok sayıda Arap, Müslüman hala yere taş döküyorlar. Şu anda görüyorsunuz kovalarla getirilen taşlar var. Ve burası İsrail sınırı. Yani yolun karşı tarafı İsrail ve şu an yine bir protestocu, genç çocuk görüyorsunuz. Karşı tarafa doğru yine taş atacak. Burada dün hayatını kaybeden 471 kişi için tepki çok fazla, Ebru, çok büyük. Çünkü siviller soracağım sana. Ebru, az önce canlı yayında bir kişi vuruldu dedin ya. O kişi de taş atarken mi vuruldu? Yani asimetrik bir şey var burada. Şimdi taş atan bir genç adamlar görüyoruz şu an ekranda biz. Yetkinin görüntülerinde. Evet. Şimdi o az önce vuruldu diyen, denilen kişinin elinde silah mı vardı? Taş mı atıyordu İsrail polisine? Hayır. Burada bulunan kimsede şu anda silah yok. Burada bulunan insanların elinde şu an zaten küçücük çocuklar, gördüğünüz gibi 8-9 yaşında bu insanlar ve ellerinde ip var. Ellerindeki taşları karşı tarafa doğru atıyorlar. Ancak karşı tarafta zırhlı bir askeri araç var ve o araçtan buraya gerçek mermi kullanılıyor. Bu taraf hedef alınıyor. Buraya geldiğimiz anda da bizi uyardılar. Gerçek mermi var ve çelik yeleğinizi giyin dediler buradaki gazeteci arkadaşlarımız. Ve gerçekten de gözümüzün önünde şu anda İsrail askeri protestocuyu vurdu. Evet, uluslararası hukuka göre yasak. Yasak, yani gerçek mermi kullanılıyor. Evet, diyor. Yani orantısız güç ve yasak. Ebru, ne olur sen ve Yetkin lütfen. Çok rica ediyoruz. Yüreğimizi ağzımızda seyrediyoruz. Yani sizi artık diyecek bir kelime de bulamıyoruz. Görevinizi yapıyorsunuz. Ama yani ne olur çok dikkat. Eğer çünkü normalde plastik mermi kullanması lazım İsrail askerinin. Ama Pınar Erdoğan, yapılması gerekenler olsaydı eğer, zaten İsrail dün bir sivil hastaneyi vurmazdı.
Yani evet, savaş hukuku denen bir şey var, fakat karşımızda da sivil bir hastaneyi vurup 471 kişinin ölümüne sebep olan bir ordudan bahsediyoruz. Her ne kadar kabul etmeseler de. Burada şu anda bir de lastik getirildi. Muhtemelen bu da yine burada yakılacak. Şu an yine bir kurşun daha sıkıldı. Ebru lütfen şu an önce bir güvenli tarafa geçin. Allah korusun, ya çıksınlar oradan. Şu anda ambulansın arkasındayız. Tamam. Tamam. Yani çömelmiş bir durumdayız. Ambulansı siper almış. Yetkin Torlak aynı şekilde. Şimdi yetkinle ama bak Eray hocam diyor ki ambulansı bile şey alırlar, hedef alırlar diyor. Evet. Özellikle ambulans belirli bir nokta çünkü. Biraz daha geri çıkalım. Ambulans belirli bir nokta olduğu için. Daha böyle belirli olmayan, ha. Böyle beyaz olmayan, hani görün daha siyah bir şeyin arkasında. Şimdi değerli izleyenler, görüntüler Ramallah'tan. Dün akşamki o katliamdan sonra, yani yaşları şöyle diyelim 9-10 yaşında çocuklar da var dedi Ebru. Biz de şu anda görüyoruz, yani 16-17-18, en fazla 20-22, daha fazla bir yaş grubu yok ve taş atıyorlar. Az önce de İsrail, yani asimetrik bir çatışma da var, çatışma da görmüyoruz aslında. Ama az önce de bir silah sesi duyuldu. Neye göre, neye istinaden silahla ateş açıyor İsrail polisi? Ne oluyor da açıyor? Şimdi şu bayrağı bir gösterelim, Filistin bayrağını. Şimdi sınır bölgesini bir gösterelim. Burada bir anıt var ve burası Filistin'e ait bir nokta, Ramallah bölgesi. Hemen karşı tarafta İsrail'e ait bir bölge. Yani aslında bu kadar insanın sınırda bulunuyor olması İsrail'e bir mesaj olduğu için, burada insanlar hiçbir şey yapmasalar bile burada askerin tepki gösterme durumu var. Yani sınıra kadar gelmesi demek burada Filistinli gençlerin İsrail için bir tehdit gibi algılanıyor. Bu nedenle siz de gördünüz, az önce protestocular da yoktu. Bu arada gerçek mermi olduğunu söylüyor buradaki yetkililer, bunu söyleyelim. Burada İsrail, karşı tarafta İsrail askeri var. Bizim arka tarafımızda da yine Filistin güçleri var. Onlar gerçek mermi olduğunu söylüyorlar. Tabii bu incelendikten sonra belli olur, fakat gerçek mermiyle saldırılıyor denildi. Şimdi hastaneye kaldırılan kişinin durumu nedir bilmiyorum ama vuruldu ve hemen kaldırıldı o bölgeden. Hemen ambulansla götürüldü. Şu an mesela hiç kimse yok, gördüğünüz gibi protestocular taş dağıtmıyorlar. Sivil araçlar bir yandan geçiyor aslında. Herkes şu anda risk altında bu bölgede. Dün böyle demişlerdi zaten iki tarafta, artık Filistin'de de İsrail'de de hiç kimse güvenli değil demişlerdi. Şu anda biz bunu da görebiliyoruz. Şu anda biz içeri noktadayız. Ebru, yine de ne olur temkini elden bırakmayalım. Ne kadar İsrail polisi, askeri, işte oradaki güvenlik güçleri, kaç kişiden bahsediyoruz? Silahlı. Şöyle, tek bir noktada değiller. Yukarıda zaten çok sayıda ev var ve oraya da konuşlanmış insanlar var. Askerler var yani. Çok sayıda bizim görmediğimiz noktalarda da askerler olduğunu söyleyebilirim. Ancak tam karşımızda, yani göstericilerin tam karşısında bir askeri araç var ve askeri aracın içerisinde de ona yakın asker var çevresinde. Bunu söyleyebiliriz. Şu anda yine hala protestocular da hareketli bu arada. Yine bir saldırı daha gerçekleşebilir. Ellerinde lastiklerle, araç lastiklerle ile geliyor buraya protestocular. Bu arada Ramallah'ın içerisinde her yerden dumanlar yükseliyor. Ara sokaklarda lastikler yakılıyor. Burada dün Gazze'ye yapılan saldırı artık burada öfke seviyesini en üst seviyeye çıkarttı söyleyebilirim. Şu anda yine bir lastik yakılacak. Burada şu anda hazırlıklar yapılıyor. Her bir noktada hazırlıklar. Şu anda bir lastik yakılarak karşı tarafa doğru gönderilmeye çalışılıyor. Yetkin Torlak sizlere gösteriyor. Bu arada bir yanda siviller de var. Araçlar falan geçiyor. Küçük çocuklar da var bu arada. Çok asimetrik bir şey görünüyor. Yani lastik yakıp hocam karşı tarafa atıyorlar. Sonra bir silahla saldırı. Bu arada Amerikan Başkanı Biden'ın söylemlerini de lütfen sizlerle paylaşmama müsaade edin. Diyor ki Biden, Hamas Gazze'deki masum mahalleleri insan kalkanı olarak kullanıyor diyor. İletişim tünelleri kuruyor. Bundan Filistin halkı da çok ciddi zarar görüyor dedi Biden. Dün bir hastanede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzüldük dedi. Bu bir terörist grubun yolladığı roketten dolayı olduğunu biliyoruz. Bir kere daha tekrarladı sevgili izleyenler Joe Biden. Bir kez daha aynı cümleyi kullandı. Ölen ve yaralanan ailelere samimi taziyelerimi iletiyorum dedi.
Gazze'deki sivillere ulaşmak üzere İsrail'den insani yardımların ulaşmasına izin vermesini istiyorum dedi Joe Biden. Bu yardımlar sivillere gidecek, Hamas'a gitmeyecek dedi. Bu yardımların Mısır üzerinden sivillere gitmesi gerekiyor dedi. Hamas bu destekleri çalabilir. Çünkü Hamas bunları çalabilir, biliyoruz. Çünkü onlar Filistin halkını umursamıyor. Eğer böyle bir şey olursa yardımları durdururuz. Biz Mısır ve Birleşmiş Milletler'le yakın ilişkideyiz yardımlar için. 100 milyon doların dolar seviyesinde yardımı Batı ve Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştıracaktır diyor. Bu arada değerli izleyenler, Joe Biden. Ebru. Pınar şu Ebru. Duydunuz sesi. Duydunuz sesi. Askerler bir kez daha kurşun sıktılar. Ve orada bir çocuk gelen vardı. Gelenler mi giden farklıdır yani. Ya lütfen. Orada bir çocuk vardı ve o orada yakmaya çalıştı lastiği. Fakat sonrasında sesi duyduktan sonra o da geriye çekildi. Sanıyorum o lastiğin olduğu yere kadar geleni vuruyor İsrail polisi ya da işte askeri. Öyle mi? O tam asker bunlar. O askerler. Ebru tam o şeye geleni mi vuruyor? O lastiğin olduğu yer. Onun ötesine... Evet, 3-4 tane çöp konteyneri görüyorsunuz. 3-4 tane çöp konteyneri var. Onların arka tarafında göstericiler o bölgeden karşıya taş atıyorlar. Protestocular ve o bölgeyi hedef alıyor İsrail askeri de. Az önce vurulan kişi de tam o lastiklerin bulunduğu yerden birkaç adım daha yakındı bize doğru. Ancak bir yandan da sivil araçlar geçiyor. Burada gerçekten herkes risk altında. Burada kimse o araçları da durdurmuyor. Karşıdan gelen kurşunlar var, siviller var. Şu an her tarafta ellerinde taşlı gençler var. Diğer tarafı da gösterelim. Yetkin torlak. Onlar oradan atmasalar bile o taşları sürekli karşı tarafa doğru sallıyorlar. İsrail askerinin olduğu tarafa doğru. Burada büyük bir öfke var ve yapabildikleri şey de şu an bu. Taş atıyorlar karşı tarafa doğru ve yine elinde Filistin bayrağı olan küçücük bir çocuk bir kez daha orada o lastiği yakmaya çalışıyor şu anda. Büyük de bir cesaret aslında oraya kadar gidip o bayrağı sallaması o çocuğun. Sallaya sallaya görüyorsunuz şu an o bayrağı. İsrail askerine göstere göstere geçiyor önünden. Evet, yani lütfen lütfen. Ebru, Eray hocam uyarıyor. Her an bir kuş o bayrağı... Her çıkışında çünkü ona ateş ediyorlar. Aynı hizada olmaması lazım. Lütfen daha geride kenarda. Yetkin torluğa uyarıyorum. Ebru'cum geriye. Tam burada durmayın diyor hocamız. Yetkin. Tam hedeftesiniz diyor. Evet, lütfen. Geriye doğru gelelim. Lütfen geriye. Lütfen geriye. Tamam. Yani tamam. Bir şeyi mevzilenin lütfen yani. Önümüzde araçlar var zaten. En güzeli, evet. Yere yatmak en güzeliymiş Ebru. yere konuşlanır mısınız? Yere yatın. Yani hatta tamam. Eğer tehlikeli bir şey varsa da yani direkt oradan ayrılın. Evet, ayrılın yani. Var efendim, ben şimdi söyleyeyim. Beni bir göstersin yetkin tamam, torlak. Yeterli beni yani. Bir göstersin yetkin torlak. Beni bir göstersin yani? Yetkin torlak. Şu ambulansın arkasında iki araç daha var. Onların tamam. Önünde de tamam. İnsanlar var. Onu ben şu anda yani korunaklı tamam. Bir yerdeyim. Onu delemez. Şu an ben yerden tamam. Anlatıyorum. Tamam. Yetkin torlak da aynı şekilde benim bir adım ile ötemde. Hemen şöyle dokunduğumda, uzandığımda ona dokunabiliyorum. Siz aklınız kalmasın, bizim de ailemiz olduğu için izlediğimiz İnan, için kendimizi yazıyorlar asla artık riske atmıyoruz. İzleyicilerimiz yani devamlı size dua edip duruyorlar, yazıyorlar yani herkes korkuyor çünkü artık ya vicdan yok çünkü sahada yani kural yok, kanun yok, hiçbir şey yok. Bize bir şey olmaz diye düşünmeyin. Kaç tane gazeteci meslektaşımız gitti. Kanun yok çünkü. Yani o yüzden çok korkuyoruz biz burada. Evet, biz de yani gözümüzün önünde çocuk vurulduğu için siz biz o sıcaklıkta anlamıyorsunuz muhtemelen. O sıcak ortamda evet. Ve atmosferde anlamıyorsunuz. Adrenalin seviyeleri çok yüksek çok çünkü. Yüksek. Onu doğru, anlayamazlar yetkin. Yani. Yetkin, bütün arkadaşlarımız, bütün meslektaşlarımız. Bak yine hocam iki tane çocuk vuruyor. Bir şey de yapmıyorlar, gidiyorlar. Yani şimdi tam şey mermi istikametindeler yani o çok kötü yani. Mesela şu İsrail bayrağını salladığı an bir şey mi demek oluyor bu? İşte buna kızıyorlar. Bakın buna ateş ediyorlar. Şöyle yani şimdi
O bayrak her kalktığında bu sesi duyuyoruz biz. Allah Ebru, Allah. O bayrağı küçük çocukların sallaması İsrail askerini çok rahatsız ediyor. Tahammül edemiyorlar. Yani. Tahammül edemiyorlar. Tabii bir de o bayrak sonuçta bir direnişin simgesi. Ve şimdi Filistinlilerin tabii o sınıra gelerek, yani Ramallah, İsrail şeyine gelerek ara bölgesine böyle toplanmaları İsrailliler tarafından endişe yaratıyor. Yani müdahale etmezsek bunlar daha kalabalıklaşır ve üzerimize hani buradan bir cephe açabilirler bize diye herhalde. Ve şey, yani daha olay sertleşmeden, yani gösteri daha sertleşmeden onları bu tür... Ama bu şekilde dağıtmaları ateş ederek başka yöntemle de dağıtabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi hani burada mesela su sıkarsın falan gibi. Değil mi? Yani... Ebru, ama işte bu İsrail'in şeyini gösteriyor. Yine biraz daha bir geriye gidelim. Şiddetini gösteriyor. Seni ve yetkili biraz daha sağlıklı bir alana çekelim. Çok teşekkür ediyorum. Burası ama tehlikeli bölge hakikaten. Çok tehlikeli. Yani inan var ya, nasıl mesajlar geliyor biliyor musun size? Siz biraz bölgeden uzaklaşın arkadaşlarım. Biraz bölgeden uzaklaşın. Kesinlikle uzaklaşmaları lazım. Zaten bize bilgi veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tamam. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tamam, biz biraz daha uzak bir noktaya geçelim. Şu an güvenli noktadayız fakat sizin de içiniz rahat olsun diye. Bir de şeydeler yani. Hayır. Filistinlilerin yanındalar. Hani Mermi yolu üzerindesiniz. Evet. Filistinlilerin yanında. Evet. Yani Mermi yolu üzerindeler bir de yani. İsraillerin silahlarının karşısında duruyorsunuz. Tehlikeli yani. Yani aynı mermiyle aynı hizada duruyorsunuz. Mermi yolu üzerinde duruyorsunuz. Lütfen ayrılın oradan.